Kendi halinde yatırımcı hedef para ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok beğeneceğiniz bir video ile karşınızdayım. Bugün neler işleyeceğiz hızlıca özetleyeyim vakit nakittir. Arkadaşlar para piyasası fonu, katılım fonu, uzun vademi, kısa vademi hangisini tercih ettim, Hangi bankadan neden tercih ettiğim? 2024 yılı için dolar ve altın grafiği ons bazlı gram e, altının kaç lira olma ihtimali olduğu? Artı kesme altına yasak mı geldi sorusu var. Çok fazla Instagram'dan DM alıyorum. Biliyorsunuz 300 bin aboneye kadar oradan ilerliyoruz. Günde gelen 50 sorunun belki 10 tanesi bu aralar kesme altın yasaklandı mı diye geliyor. Artı araba fiyatları ve şubelerde son durum araba bir yatırım değildir. Yine hatırlatalım ama bazı noktalarda para kazandığımız durumlar olabiliyor. Genel olarak araba almayı düşünenler için de bilgilendirme yapacağım. Ama asıl odağımız kısa vade değerlendirdim. Yüklü getiriler olabilen para piyasası fonu. Ama bakın tekrar ediyorum uzun vade değil. Şimdi öncelikle bir önceki YouTube yayınımızda çekiliş yapmıştık. Çekilişin kazanın Mue1385 arkadaşlar YouTube ismi. Kendisi bana Instagram üzerinden DM ile ulaşsın. Kendisini tebrik ediyorum. Ulaştıktan sonra YouTube'daki kişi kendinin mi diye bir onay rica edeceğim bir videomu yorum alarak. Ardından onayı gördükten sonra ödülünü göndereceğim arkadaşlar. Hem para ödülü vardı biliyorsunuz hem de finansal olarak bana 3 soru sorma hakkı var. Instagram üzerinden birebir ilgileneceğim arkadaşlar. Bu yayında da çekiliş yine var. Bu videoyu beğenip yorum yapan arkadaşlar arasından bir kişiye bu kanalın sponsoru Bitlo'ya üye değilse 500 lira, üye ise ise 1500 lira değerinde istediği coin, gram gold 1500 lira değerinde veya dolar hediye ediyorum arkadaşlar. <laughs> İster Bitlo'ya daha önce üye olmuş olun, isterseniz de bu videoyu yani bu videoyu izlediğinizde girip üye olun sonra yorum olarak belirtin. Hiç fark etmez. Çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Bitlo'ya hiç üye olmadıysanız videonun açıklamasında yer alan Bitlo referans linkini tıklayarak üye olup ekstra komisyon indiriminden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca benim kripto ile ilgili yatırımlarımı da hedef para portföyü olarak Bitlo'da sürekli yüzdelerini ayarlayarak size gösteriyorum. E, genel sepet oranımı gösteriyorum. Oradan görüntüleyebilirsiniz dostlar diyorum. Ve başlıyorum. Öncelikle konumuza başlamadan önce şuradan hemen bir like atarsan sevinirim. Videoyu ne kadar beğeni gelirse o kadar kişiye ulaşabileceğiz inşallah. Şimdi öncelikle para piyasası fonuyla başlayacağım arkadaşlar. Para piyasası fonu nedir? Para piyasası fonu Kısa vade boşta duran Türk liralarımızı faiz ve ters yapı geliriyle yani buna benzer karma oluyor bu fonların içerisi. TL arttırma aksiyonları için kullandığımız fonlar arkadaşlar. Tekrar ediyorum uzun vade değildir para piyasası fonları kısa vade Türk Lirası arttırmak için alacağımız aksiyonlar. Malumunuz bir para var elinizde kredi kartınızın mesela günü kesildi ayın ikisinde 13'ünde son ödemesi var gidip ikisini de ödemeyin. 13'üne kadar para piyasası fonunda değerlendirin veya elinize bir para geldi bir ay sonra bir yere ödemeniz var e, risk alıp altını alayım mı düşer mi diyorsunuz bitcoin Amerikan borsasına girseniz zaten kısa vade biliyorsunuz girmemek lazım çok riskli olabiliyor uzun vade onlar biraz daha haliyle bu tarz durumlarda bir ay sonra ödemem var bana garanti getiri lazım tarzı düşündüğünüz durumlarda faize mevduata veya para piyasası fonuna koymanız gerekiyor arkadaşlar şimdi öncelikle şunu örnekleyeceğim günlük para piyasası fonu ne getiriyor arkadaşlar ilk buradan başlayalım hem notlarım da var buradan genel olarak şimdi sizlere buradan özetleyeceğim. Bir tane e, ilk kısmımız biliyorsunuz Instagram hikayelerinde de gün ve gün e, yüklüyorum. Kendi tuttuğum, kendi portföyümü yaklaşık %10-15 arasında TL olarak tuttuğum durumlar oluyor. Ve bu durumlarda günlük ne getirdiğini anlatıyorum. Bakın mevduat faizinde belli bir oran vardır. Ve size o işte 40 vadede 32 vesaire gibi gün sonra pat diye paranız yatar. Ama para piyasası fonunda günden güne değişiyor. Şimdi bir günlük TL getiri ilk deneme günümüzde 4957 lira getirdi. Mevla 3.835 milyon TL arkadaşlar. Direkt buradan hesabını çıktı yaparak e, ilettim sizlere. Yıllık %47'ye tekabül ediyor. Bu e, salı günüydü sanırım bu ilk e, yüklememiş, yükle, yüklemiş olduğumuz durum. Hikayelerden göre bir Instagram hikayeleri de ara ara girip beni takip edebilirsiniz. İkinci gün hemen söylüyorum. Kısa vade örnek 2 diye paylaştım hikayede. Para piyasası fonu aynı fon 3.9 milyon yaklaşık yazdım. E, yoksa rakam aynı bileşik faiz. Tabi şuradan gelen rakam da üstüne eklendi. Günlük 5.384 lira verdi. O da yıllık %51'i e tekabül ediyor. Vergi kesilmiş hali. Yani para piyasası fonunda şu anda vergiden, vergiden muaflık var. Ama bunu özellikle neden belirtiyorum? Malumunuz mevduat faizine bir parayı koyduğunuz durumlarda haliyle %56 diyelim size oran verdi. Yani yıllık %56'ya göre 1 aylık 3 aylık neyse artık mevduatınızın anlaşması ona göre bölerek veriliyor biliyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar stopaj yok aslında. İnsanlar bunu bilmiyor. Stopaj vergisi dahil olarak bankalar size teklif ediyor. Yaklaşık %55 teklif alırsanız bu stopajın hesabı biraz ayrı girmeyeceğim. %52'lere doğru geliyor. Yani siz aslında bankadan mevduat faizi %55 duyduğunuzda %52 almış oluyorsunuz. E şimdi diyeceksiniz ki arkadaş senin burada yaklaşık %47 ile %51 arasında tekabül ediyor. E o zaman sen neden tutup para piyasası fonunda paranı değerlendiriyorsun. Arkadaşlar mevduat faizi bilmeyenler için söyleyelim. 32 gün vesaire gibi olan ama paranızı kitlediğiniz faiz ortamı arkadaşlar. Bu durumdan ötürü siz parayı koyduğunuzda 6. gün aldığınızda getiri olmamış oluyor diye söyleyebilirim. Ama para piyasası fonunda likidasyon var. Nedir likidasyon? Yani istediğiniz zaman çekebilme gücüne likidite olmak. Yani o paranın likidite olması deniyor. Ben mesela gidip e, öğlen 1'de alıp pat diye para piyasası fonunu bozup bir ödememi yapabilirim. Veya atıyorum herhangi bir yatırımda bir düşüş oldu. ABD fonunda bir %10'luk düşüş oldu. Fırsat görüyorum. Ya da Bitcoin'de bir sarkma oldu. Hemen almalı diyorum. Ya da ucuza bir ev veya araba buldum. Hızlıdan evet almalıyım dediğimde ne yapıyorum? Pat diye bunu satabiliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan notlarımı aldım ekstradan. Onu söyleyeceğim size. sorulara da bakalım. Şimdi, e, mevduat faizin para piyasası fonu mu dediğimizde bunu değerlendirmiş olduk. Ben kısa vade likidasyon gücünden ötürü para piyasası fonunu tercih ediyorum. Ama sizin bu nettir. Mesela diyorlar 45 gün sonra oğlumun düğünü var. Bana o zamana kadar lazım değil. Evet, o zaman yine mevduat faizine gidebilirsiniz ama onun haricindeki durumlarda kısa vade, tekrar ediyorum, para piyasası fonlarını ben kullanıyorum. Faiz hassasiyeti olanlar çok oluyor DM çok alıyorum Faiz hassasiyetiniz var ise Para piyasası fonu Yani faiz dediğimiz fonu istemiyorsanız ne yapabilirsiniz e, Tefas'a girip katılım para yazdığınızda Bu ekran karşınıza çıkar Katılım para piyasası fonlarına girebilirsiniz Mesela Kuveyt Türk'ün var Zay'ın var işte NSA, ZP8 kodlarına bakabilirsiniz. Ekranı durdurup buraya bakarsınız. Çok üzerinde durmayacağım. Bunlarda oran ne oluyor? Yaklaşık göstereyim arkadaşlar. Mesela Kuveyt Türk Port ve Para Piyasası Fonu, Katılım Fonu. Bu kullandığım bir şey değil. Reklam hiç değildir. Onu gönül rahatlığı belirtebilirim. Son bir aylık getirisi 3.75 olmuş. Yani yaklaşık bir yıllık getiri %38'ler olmuş. Yani siz Evet belki faiz hassasiyetiniz olduğu için %47 ile %51'i kaçıracaksınız ama en azından katılım fonuyla kısa vade paranızı TL'nizi eritmemiş olacaksınız. Ama tekrar ediyorum uzun vade ben bunlara bulaşmıyorum. Çünkü niye? %60 ile 100 enflasyonun olduğu ortamda tutup da %40 yıllık getiriyi beğenmemiz tamamen hata olur. Buna negatif reel getiri yani enflasyon altında reel getiri deniyor. Az sonra onu da anlatacağım zaten. Buradan da bunun benzer katılım fonlarına bakabilirsiniz. Ama yatırım odağıyla düşünüyorsanız tabii ki o başlı başına ayrı bir fon konusu. Ee, en az 2-2,5 iki, iki saatlik bunları kulübümüze anlattık ama şimdilik oralara girmeyeceğim. Çünkü her bir fonun ayrı ayrı saatlerce anlatılması gerekiyor. Şimdi gelelim Para piyasası fonu alırken ben neden kendi bankamın para piyasası fonunu satın alıyorum onu söyleyeceğim. Şimdi mevcut olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Siz diyelim Denizbank'la çalışıyorsanız Akbank'ın para piyasası fonunu da Denizbank'tan alabilirsiniz. Veya herhangi bir bankanın fonunu da alabilirsiniz. Ya da tam tersi gidip garantiyle çalışıyorsanız Denizbank'ın para piyasası fonunu da alabilirsiniz. Ama ben her zaman 3 tane hesabım var benim ayrı ayrı genelde yüklü bulundurdum. O hesaptaki atıyorum Denizbank'ta ise Denizbank para piyasasını Finansbank'taki hesabımıza Finansbank'takini alıyorum. Nedeni şu arkadaşlar eğer ben Finansbank'taki hesabımda para piyasası fonu alırken tutup da Ziraat Bankası'nın PP fonunu bundan sonra PP diyeceğim para piyasasında PP fonunu alırsam onu aynı gün yani atıyorum sabah 9'da sat dediğimde öğlen 2.30'a kadar beklemem gerekiyor. Satış valörü sıfırdır ama yine saatlerce beklersiniz. Acil bir durumda ben oradaki aksiyonu alamam. O yüzden ötürü ben ne yapıyorum? Denizbank'taki hesabımıza Denizbank'a finans finanstaki hangi bankaysa hiç fark etmez. Oradaki fonu alıyorum ki ben sattığım an hemen bir dakika içerisinde hesabıma geçiyor ve böylelikle hızlıdan para çekip veya bir yere havale yapabilirim. Sadece para piyasası fonu olarak kullanmadığım tek yer en para arkadaşlar. En parayla da çalışıyorum. EFT havale masrafı ödememek için bunların hiçbir işbirliği değildir. Onu da belirtmiş olalım. Bu yüzden ötürü en parada da para piyasası fonu olmadığı için haliyle orayı değerlendirmiyorum arkadaşlar. Para piyasası fonlarını neden uzun süre tercih etmiyorum? Çünkü uzun vade baktığımda altın, bitcoin, Amerikan borsaları, borsa İstanbul özellikle yüzler, bilanço fonları gibi e, yatırım yaptığım, hedef para olarak yatırımsal düşündüğüm şeyler her zaman enflasyon üstünde bana kazanç sağlıyorlar. Haliyle bunun olduğu ortamda enflasyonun altında bir getiri para kazanmak değildir. Bu yüzden sadece kısa vadelerde para piyasası fonunu satın alıyorum dostlar. Ve <laughs> uzun vade bu yüzden <laughs> tercih etmiyorum. Bu arada hatırlatmış olalım beni daha sıkı takip etmek isterseniz de Instagram'dan özellikle hikayelerimle ayrıca TikTok veya Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Videomuz bitmedi hayır bitmedi hala beğenmediysen beğenmek için geç değil herhangi bir sorun olsa yorum bırakmayı unutma diyelim ve 2024 yılı için dolar ve altınla ilgili analize gelelim arkadaşlar. Dolar ve altınla ilgili Goldman Sachs'ın yıl sonu için işin yazmışım. Bu Twitter tweetimden bir örnek resim. Ons altında 2700 dolar beklentisi var ve dolar TL de aynı OVP raporunda olduğu gibi 40 lira altı yani 39 lira beklentisi var. Bununla ilgili hesabı bilmeyenler için mevcut olan e, ons altını 31.1 gramı bir ons altın 31.1 gram ettiği için 31.1'e bölüp dolarla çarptığınızda 1 gram altının kaç lira olduğu sonucuna da kolayca bulabilirsiniz. Bilmeyenler için özetleyelim. 3385 lira olarak 1 gram altın altında beklenilen raporların sonucu olmuş oluyor. Tabii ki her zaman ne diyoruz? 1 gram altının kaç lira olduğu ile ilgilenmeniz doğru değil. Yatırımlara her zaman dolara bakmanız lazım. Yani siz ons altını atıyorum 31.1 gram aldınız 2700 dolarsa 2400 ise şu anda. Bu 2800 olduysa asıl parayı o zaman kazandınız arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ben kişisel olarak kendi portföyümün %10'u ile 20'si arasını altın ve gümüşte tutuyorum. Daha yüksek oranlara çıkmıyorum. Çünkü altın ve gümüşün enflasyondan bizi koruyup az para kazandırdığını ama asıl para kazanmanın kripto varlıklar ve Amerikan borsası ve borsa İstanbul'a geldiğini düşünenlerdeyim. Gelelim şimdi araba fiyatlarına. Araba fiyatları ile ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Şubelerde TL bazlı küçük artışlar oluyor arkadaşlar ama bu genel olarak artışın ortalaması enflasyonun altında yani negatif reel getiri oluyor. Negatif reel getiriyi bilmeyenler için çok kısa özetleyeyim. Lütfen teknik tabir kullanıyorum diye aman ya ben bunu anlamam demeyin. Siz parayı sevmezseniz para da sizi sevmez. Bunu öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü okullarda bize hiçbir zaman finansal okur yazarlık öğretilmedi. Şimdi bununla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Negatif reel getiri. Yani aylık olarak sizin aldığınız arabanın fiyatı %2 artıyorsa yıllık olarak e, enflasyondan 12'ye böldüğünüzde ya da aylık enflasyon rakamları ayrıca açıklanır. Aylık enflasyona bakın. Aylık enflasyon %4 olduğu ortamda arabanızın fiyatı TL bazlı %2 artıyorsa siz negatif reel getirdesiniz. Yani %2 zarar ettiniz aslında. Bu yüzden ötürü araba fiyatlarında artışla ilgili aa bak arttı diye sevinmeyin diye bunu söylüyorum. Araba fiyatlarıyla ilgili şubelerde küçük artışlar oluyor ama eskisi kadar geçen seneki kadar ne araba ne fiyatları yüksek değil. Bunun nedeni de yüksek uygulanan politika faizi. Faiz demişken hemen Türkiye'deki 2024 faizle ilgili önemli bir haber var. Onu da ileteyim. Fatih Karahan IMF panelinde bunu tweet attım. Direkt oradan okuyacağım. Çok önemli bir cümle kullandı arkadaşlar. Faiz arttırımı bitti dedi. TCMB politika faizi daha fazla artmayacak. Piyasadaki parayı sınırlayıcı önlemler alınacak. Yani örnek veriyorum kredide işte vermeme vesaire gibi durumlar. Kredi zorlaştırması gibi durumlar olacak ki enflasyonu böylelikle mevcut enflasyonun altına indirmek için böyle bir açıklama yaptı. Bu birinci haber. Bundan ötürü mevcut olarak sıradaki TCMB toplantısında para piyasası kurulu toplantısında faiz arttırımı beklentisi ciddi derecede düştü. Yani artık burada mevcut politika faizin üstünde faiz gelmeyecek gibi aksiyonunuzu alabilirsiniz. Ama olur da %5'lik bir artış olursa unutmayın para piyasası fonundan daha fazla almaya devam edeceksiniz ama mevduat faizini kitlediğiniz için atıyorum 6 aylık 12 aylık onun oranı değişmeyecek arkadaşlar. Bu da önemli ikisinin farkı anlamında söyleyelim. Son olarak çok fazla Instagram'da DM geldi. Bu DM neydi? Mevcut haberler olduğu işte kesme altın ya da çekme altın dediğimiz ince uzun bu altın benim de ara ara yatırım yapıp çelik kasaya koyduğum altınlar. Kendi banka kasama koyuyorum ben. Fiziki de var altın sertifikası da var oraya girmeyeceğim bugün. Özetle bunlarla ilgili kesme altında kuyumcular artık almayacak kural çıkmış gibi haberler var. Arkadaşlar bunlara inanmayın. Mevcut öyle bir haber gördüğümde hemen ben kuyumcumu arıyorum. Kesmeyi alıyor musun vesaire diyorum. O da abi sıkıntı yok zaten bulamıyoruz getir diyor herkes diyor. 10 kuyumcumun onu da alıyor arkadaşlar. O yüzden bu tarz medyayı kullanıyor yani bazı e, isim vermek istemiyorum. Bazı fenomenler var böyle. Medyanın maşası olmuş. İşte şöyle haber yap diyorlar, hemen yapıyorlar. Ya da her önüne geleni haber diye sunuyor. O yüzden o tarz haberleri hemen görüp de yok kesme altın falan filan diye panik yapmayın diye bunu söylüyorum ama belirtiyorum. Eğer içinizde bir huzursuzluk varsa kesme altın almayın. Gidin gram altın alın, ata altın alın, külçe altın alın, altın mı yok? Fiziki altın da var. Altın fonu da var altın sertifikası var ee, küçük makas farkı istiyorsanız bitloda mesela gram gold var ee, işte gram silver dediğimiz gram s var ee, gümüşe yatırım stabil coinler detayına girmeyeceğim bunlara da e, alım yapabilirsiniz yani illa kesme altın almak zorunda değilsiniz ben kesme altını niye alıyorum çünkü fiziki kuyumculardaki fiziki al sattı normal gram altına göre bir tık daha komisyon az e, komisyon değil mi de, makas farkı az oluyor diye söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi 3 soru cevaba geleceğim hızlıdan. 1. Abi sadece altın ve faizi biliyorum. Tüm yatırımlarda varsın, yaşa tüm yatırımlarda varsın. Yaşadığın hayatı da az çok görüyorum. Bunu nasıl öğrenebilirim? Ne kadar süre alır? Arkadaşlar bununla ilgili hep söylüyorum. Tabii ki bu size bağlı ama başlangıç seviye eğitimci ve yatırımcı olmanız için özür dilerim, yatırımcı olmanız için en az 2 ay süre lazım arkadaşlar. Bununla ilgili bütçesi olmayan arkadaşlar YouTube videolarımı izlesin, Instagram'daki videolarımı, reels'lerimi izlesin, hikayeleri tek tek okusun ve profilimde soru cevaplar var. Var. belki 400 500 insanın soru sorusunu cevapladım. Oradan öğrenmeye çalışsın. Bütçesi olan arkadaşlar da hiç uğraşmayacak. Hedefpara.com reklamımıza gelelim. Hedefpara.com'la girip orada eğitim var. Kurslara katıldığınızda offline kurs alıp bana özelden de ulaşabiliyorsunuz. Özel link üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. Toplam 6 dersten yaklaşık 12 saatten oluşan yatırım eğitim e, uzaktan eğitimi var. Oraya girip de daha e, öğrenebilir, daha kendinizi geliştirebilirsiniz ama tekrar ediyorum. E, kafa yormayacaksanız yani ben iki ay paraya odaklanacağım demeniz lazım. Yoksa ben YouTube videosu izler gibi eğitimi izlerim derseniz paranız boşa gider arkadaşlar. Odaklanacaksanız parayı seviyorsanız parayı öğreneceğim. Yatırımları çözeceğim diyorsanız bekleriz. İkinci soruya gelelim. Bankamdan para piyasası fonu alamıyorum. Ne yapabilirim? Büyük ihtimal iznin kapalı olabilir. Bankacınla ya da yatırım danışmanına görüşüp iznini açtırabilsin. Mevcut bazı sözleşmeleri işaretlemen gerekiyor olabilir. Büyük ihtimal borsa iznin de kapalı olabilir. O tarz arkadaşlar yeni girenler önce iz açtırması lazım veya şubenize gidip çözün. Bu büyük ihtimal bu tarz bir sorundur. Üçüncü soruya gelelim. Para piyasası getirisi bankadan bankaya değişiyor mu diye soran olmuş. Evet değişiyor. Her bankanın para piyasası fonu %1-2 oynadığı durumlar oluyor. İçindeki repo artı faiz dağılımından ötürü. Bununla ilgili yapmanız gereken en iyi şey tefasa girdikten sonra para piyasası fonları tek tek inceleyin. En çok getiren en az getiren görülüyor ama benim dediğim gibi benim önerim her zaman hangi bankayı kullanıyorsanız onun para piyasası fonunu alın ki hızlıdan bozmanız gerektiğinde sabah bozup öğlene kadar beklemeyin diye söylüyorum. Gece hemen ben yapamam derseniz haklı çıkarsınız unutmayın. Bunun yerine ben nasıl yapabilirim sorusunu mutlaka kendinize sorun. O zaman her şeyi yapabilirsiniz. Ben bundan 7-8 sene önce 6-7 yaşında bir Mercedes CLA'yı hayal edemezken bundan 4 sene önce sıfır Range Rover, sıfır BMW 3 kasa alıp aynı zamanda güzel bir hayat yaşayacak. yere gelebildiysem herkes yapabilir. Babadan, anneden kalan hiçbir şeyim yok. Ben sıfırdan bir yerlere geldim. Siz de yapabilirsiniz. Sadece şu kafa yapısından sıyrılın arkadaşlar. Ya bu adam para kazanıyor kesin kötü bir şey vardır. Bu adam şöyle yapıyor hayal satıyor falan. Hayır arkadaşlar yapılabilir. Akıllı yatırım yaparak her şeye ulaşabilirsiniz. Sağdan soldan duyma tüyolarla hisse alır. Paranızın tamamını bir yere koyduğunuz sürece her zaman kaybedeceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Peki siz kısa vade para piyasası fonu veya katılım fonlarını alıyor musunuz? Yoksa daha ziyade kısa vade olsa bile şunu alıyorum diyorsanız yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Dolar altın araba piyasası ile ilgili fikirlerinizi de yorum olarak iletmeyi unutmayın. Son olarak videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Youtube'da daha nice videolarımız gelecek. Çekilişe de katılmadıysanız bu videoda çekiliş olduğunu tekrar hatırlatalım. videoyu yorum bırakmayı unutmayın. Biriniz bin olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.